bile bülbül, köyüme can kurban olsun. Yaşamak köyde ne güzel, havası bir ömre bedel. Herkes mutlu, herkes güler, köyüme can kurban olsun. İnşallah. İnşallah hayırdır. Hı? Oh be, dayaktan kurtuldum. Gözün aydın, beklediğin haber geldi. Şuraya bir imza atar mısın? Hı hı. İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandın. Hemen gel, kaydını yaptır. Tebrikler Cafer. Yaşasın, yaşasın. Vay uğraşanım. Yaşa be haber çocuğu. Ne güzel haberdir bu. Ha? Ne? Bana sarılmayacak mısın baba? Git lan, konuşma benimle. Ben sana dargınım. Hey. Hemen suratını azma ya. Ne dedim sana oğlum sen? Hadi hemen gidip tarların parasını alalım, tamam mı? Hadi yaşa haber çocuğu, kasketini giy. Bana bak ulan, kulaklarını aç, iyi dinle. Gözünü seveyim, İstanbul'da sakın ola ki karıya kıza falan takılayım deme. Sana vereceğim paranın her kuruşunu harcarken takkeni önüne koşma kız. Takkeni önüne koy da öyle düşün, tamam mı? Tamam, merak etme canım. Tamam lan, olmaz ya. Oğlum İstanbul'u iyi bilirim ben. Rahmetli yengen için başlık parası kazanırken az daha batıyordum. Hani o boğazda sandallar batar ya, öyle batırıyordum işte. Ya. Başlık parası ne demek? Paranla başına bela olmak demek. Ne belası? Ulan ne belası olacak? Karı belası. Sen anlamazsın oğlum sen. Karı belası.
Bana bak, rahmetli anam için beni konuşmuyor, utanmıyor musun? Şey canım, şaka işte ya, şaka ya. Bir daha beni şaka istemem. Hemen surat atma, valla sıçarım kokona. Kaynana kılıkla her gene. Eşek ol eşek sen. Başlamayın gene. Ne diyordum? Hatırladım. Bak şimdi beni iyi dinle. Tüm tarlanın parasını sana vereceğim. Bir bankaya yatırırsın, azar azar çekersin. Parayı birine kaptırırsan vallahi yerim seni. Ha? Ben de amcam gibi okuyacağım. Kes sesini eşek oğlu eşek. Öbür tarlayı da sen için mi satacağız yani? Ha? Ne olur sat sanki. Şayet amcan gibi adam olmaya karar verirsen düşünürüz yavrum. Ne? Herhalde senin gibi olacak değilim. Ne demek istemiştiniz ulan sen? Anlayamadın mı? Anlayamadım yani, anlamıştım da anlayamamıştım. Boş ver, anlamadın daha iyi. Vay eşeği oğlu, bizimle dalga geçiyor şu herife bak ya. Oynuyor musunuz? Dün bir cinayet işleyen... Kes ulan teklemeyi, ver de ha bokusun. Egzosu patlak araba gibi, nedir bu ha? Sen de benim kadar okuyamıyorsun ya. Bir aile de bir okuyan yeter canım. İki kişi okursa kim dinleyecek? Neyse, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gel bakalım Hakkı emmi, seninle biraz muhabbet edelim. Ecelem, görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Eyvallah. Veli bana bak, sakın konuşma sıçarım kakana ha, tamam mı? İyi konuş, söz senin. Tabii benim. Vahap dediğimi yaptı, yüksek okulu kazandı. Şimdi sen de dediği gibi yap. Bizim şu tarlayı al. Verelim parayı, gitsin okusun, kurtarsın kendini. Bak Yunus, iyi düşün. O tarla tam su yanında. Çok verimli bir tarla. Yazık olur. Yani içim varmıyor öyle verimli bir yeri elinden almaya. Çok iyisin Hakkemmi, dürüstsün. Onun için sana satıyorum zaten. Elin madrabazı yiyeceğine sen ye. Hem bu tarla daha da verimli olacak. İlim irfan ekilecek. Sen meyvelerine bak o zaman. Sen bilirsin. 1,5 milyon, tamam mı? Tamam. O halde bankaya gidip parayı çekelim. Çekelim. Sonra da tapuya gidelim. Gidelim. Hadi hayırlısı bakalım. Ulan sen konuşma. Hadi, hadi gidelim hadi. Ne yapacaksın? Önce Cafer amcaya gideceğim. Aferin. O sana bir pansiyon veya ev bulacak. Sonra da gidip kaydını yaptıracaksın, tamam mı? Tamam. Ne tamamı? Eşek ol eşek. Tekrar et. Parayı bankaya yatıracağım, eşek ol eşek. Aferin. Askerde onbaşı her şeyi tekrar ettirir. Askerde onbaşı her şeyi tekrar ettirir. Onu değil be adam, nasihatlerimi tekrar et. Dinle şimdi. Dinle şimdi. Onu değil oğlum sen, kadına kıza takılma. Kadına kıza takılma. Kadına kıza takılma. Ne? Sen sus. Ne şey gibi eşek, sus. Sen sus. Otobüs kalkıyor, hadi. Hadi bakalım otobüs kalkıyor, hadi. 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 Hadi güle güle, hadi güle güle, yoluna çık olsun. Hadi güle güle. Hadi güle güle yavrum. Ha. Yallah şoför, apar benim kardeşim ha. Haydi gidiyoruz yani. Güle güle. Bana bak oğlum sen, uçkuruna mukayyet ol ha. Herhalde beğeneceksin. Temiz bir evdir. Sahibi dul bir kadın. Senden başka birkaç kiracısı daha var. Pansiyonlar böyle işte. Oda için ayda 25 bin lira vereceksin. 5 bin lira da kahvaltı için verirsin. Hepsi eder 30 bin lira. Öğle akşam yemeklerini de dışarıda ve bizde yersin. Hele şimdilik bir yerleş. Daha iyisini bulunca taşınırsın. İşte burası. Hadi bakalım, geç bakalım. Fena yer değildir. İnşallah ileride daha iyi bir yer bulup oraya yerleştiririm seni. Gel bakalım, geç. Geldim, geldim, tamam. Merhaba, Cafer abi. Biz geldik. Buyurun, hoş geldiniz. Gel. Buyurun. Buyurun, buyurun. Şöyle geçin. Şimdi şey evladım, geç de sonra konuşuruz. İşte odası burası Cafer abi. Ne dedim Vahap? Selman'ım ayıp olacak ama koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derlermiş. Konuşsana oğlum. Dilini mi yuttun? Allah Allah. Hasbinallah ve nimel vekil. Ne dersin Vahap? Çok güzel, beğendim.
O halde tutuyorsunuz. Evet, tutuyorum. Güzel, şirin bir yer. Altay ile peşin konuşmuştuk. Evet, söyledi Cafer amca. Tamam mı? Tamamdır herhalde. Güle güle otur. Kahvaltı sabahları saat 7'de. Kalkamazsan ben gelir kaldırırım. Evet Vahap. Bu iş tamam. Şimdi bankaya gidip paraları vadeli yatıralım. Abin iyi düşünmüş. Para bankada durmalı. Getireceği faiz senin tahsilin için çok önemli. Evet o. Çok önemli. Kim bu? Yeni kiracı. Nasıl biri? Yakışıklı bir genç. Gözlerim parlıyor. Çok beğendin galiba. Fena değil, idare edin. Bana bak lan, bana bak. Çek elini be. Kocan mısın sen benim? Sen de onun gibi bir kiracısın. Ama sana aşığım. Ufak bir numaranı görürsem doğrarım lan seni. Doğrarım lan. Anladık, anladık. Hadi basket işine geç kalıyorsun. Baba, Mahsuni, hadi yemeğe. Abla, karnıyarık mı yaptın? Evet canım, sen karnıyarık istememiş miydin? Sağ ol ablacığım, gördün mü baba? Gördüm tabii, sen seviyorsun diye. Dur, dur yedireyim sana. Hadi yavrum ye. E bakalım, çok çok ye de ablanı üzme. Kızcağız hem bize bakıyor hem çalışıyor. Yemeğimizin hepsini bitirelim, onu üzmeyelim. Tamam baba. Al şunu çok iyiyim. Okul başladı ama ben hep sizi düşünüyorum. Aklımdan hiç çıkmıyorsunuz. Sizi nasıl özledim bilemezsiniz. Devamlı derslerime çalışıyorum. Evden hiç çıktığım yok. Yani anlayacağınız, okuldan eve, evden okula. Dersler çok ağır, çok çalışmam lazım. İnşallah yüzümün akıyla karşınıza çıkacağım. İkinize de selam eder, senin ellerinden, yeğenimin gözlerinden öperim. Baba. Gördün mü amcanı? Adam dediğin böyle olur he? Sen de adam olacak mısın yavrum? Amcam ne ki? Ben daha büyük adam olup amcamdan daha iyi çalışacağım. O ver ula. Hadi biz de biraz çalışalım. Var mısın tarlaya kadar bir yarışa? Varım ama mızıkçılık yok. Tamam yok. Hadi bakalım gidelim. Yürü. Hadi. 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 Ne olmasın? Ula dur. Hadi geçecek. Buyurun. Size çay getirdim. Yalnız boğazımdan geçmedi. Teşekkür ederim. Zahmet oldu size. Ne zahmeti canım? Şurada bir evin içinde aile gibiyiz. Birbirimizi kollamalıyız. Sağ olun. Ama siz hep dışarıları kolluyorsunuz. Anlayamadım. Şu komşu kızı Mine'den bahsediyorum. Gençlik bu. Tabii kalbiniz birine akacak. O genç bir kız. Allah korusun, başınıza kalabilir. Nasihat gibi olmasın ama ben dul bir kadınım. Senin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilirim.
Bence denemekte yarar var. Sen ne dersin? Bay Kaldır, öbür kiracı hayvan, hep böyle uygunsuz zamanı bulur. Ben yine geleceğim. Sana yardımcı olmak istiyorum. Ama gene de bir düşün. Sıra tembel Halim. Alt tarafı bir torba buğday. Yani ağır mı geldi nazik eşek? He? Eşek diye bu kadar yüklenirsen tabii ki kusar baba. Onun da canı var. O zaman sen kalklaşın. Ben hamal mıyım? Ben amcam gibi büyük adam olacağım. Büyük. Pış. Ondan daha büyük olacağım. Pış pış pış. Ben küçük adam mıyım? Ne hayvan he? Susun eşek ol eşek. Hep senin yüzünden zaten bunlar. Ulan sus diyorum nazik eşek. Nazik eşek. O bizden akıllı baba. Postacının geldiğini haber veriyor. Ya ne dikiliyorsun orada? Havala havala bakıyorsun. Gelsene ya. Gel gel. Bir yerde seni arıyorum. İstanbul'dan mektubum var abi. Sağ olasın haber çocuğu. Daha bu iki eşekle uğraşmaktan akıl mı kandı bende? Gördün mü bak. Senin yüzünden babamız bize kızdı. Konuşma cerberim ha. Oku bakalım şunu. Eşekliği bırak da adam gibi oku şunu. Sevgili abim, kıymetli yeğen. Size çoktandır yazamadığım için beni bağışlayın. Dinle, eşek oğlu eşek. Bak ne kadar kibar yazıyor. Eşek ya. Mektuptan ne anlar abi? Sen onu bilmezsin. Ben başka eşeğe söylüyorum. O anlar. Bak böyle memnun. Eşeğin sosyal haklarını savunacağına biraz da benim hakkımı savun. Kavur. Kes sesini oku hadi. Susun ulan hayvan Allah hayvanlar. Okusana oğlum sen. Oğlum okusana. Sus dedin. Bak nasıl da biliyor kendini. Bak 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 bak. Ulan ben hayvana dedim sana demedim oku. Okusana oğlum sen. Dersler sıkıştırmaya başladı. Uyku uyuyacak zaman bile bulamıyorum. Ve bu yüzden de sizlere mektup yazacak zamanım olmuyor. Ama bir fırsatımı bulup gene de yazdım. Burada her şey yolunda. Bundan daha iyisi olamaz. Ne kadar mutluyum anlatamam. Ama çok yorulduğumu da bilmenizi isterim. Bağ bağ. Kes yeter. Hayrola ne oldu? Bu mektup aklımı bulandırdı. Neden? Her şey güzel. Niye kötü bir şey yok? İstanbul'da bu kadar kimse iyi olamaz. Bunda bir bokluk var. Atıyor eşekoğlu, paraları yiyor mu ne? Sen temiz kalpli, iyi, safsındır baba. Aklına gelen doğrudur senin. Hadi bakalım gidelim. Eyvallah. Güle güle. Lütfen çıkın yatağımdan. Ben çıkmayacağım. Sen benim yanıma geleceksin. Seni Mine'li ormanda gördüm. Bunu başkalarının da duymasını istemezsin herhalde. Çok yakın bir ilişki içindeydiniz. Şimdi yaklaş bana. Mine ile aranızda geçenleri kimseye anlatmamı istemezsin değil mi? Hadi gel. Senin bir sevgilin var.
Boş ver onu. Salacak'ta ikimiz için bir ev tuttum. Hiç kimse bilmeyecek birlikte yaşadığımızı. Ama ben... İtiraz edersen senin Mine ile yaşadığını bütün akrabaların bilecek. Bunu unutma. Hadi gel şimdi. Ahmet, önce koltukları al içeri. Ufakları bana bırak sen. Tut şunu. Tamam. Hayrola Ayşe? Aa, haberin yok mu? Bu evi biz aldık. Komşu olduk Mine. Yok, haberim yok. Selma Hanım bize sattı. Bugün taşındılar. Ya kiracılar? Onlar da gitti tabii. Ay, laf aramızda. Hani o üniversiteli kiracı vardı ya. Onun da gitti diyorlar. Ay, ne oldu? Ne oldu? Otur şöyle. Ne oldu? Hiç başım döndü birden. Öbür kiracı da kadının dostuymuş galiba. Adam peşlerine düşmüş. İkisini de vuracağım diyormuş. Ay kız, sende bir şeyler var. Hastasın galiba. Hadi kalk sen, git dinlen biraz. Pek işkillendi. Denilenler doğru galiba. İster misin adam karnına çocuğu koyup kaçmış olsun? Ay aman, neme lazım. Günah boynuna. Ayağına basmış, kendi dibine bağırıyorsun ha bunca yıl sonra. Aç bakalım, oku. Oku hele, oku hadi. Hadi. Çabuk ulan. Tamam. Hadi ya, oku bakalım ya, hadi. Hadi. Aa. Bu amcamdan değil ki. Kimden? Cafer amcadan bu. Hayırdır inşallah. Oku sen hele, oku, oku bakalım ne yazıyor. Hadi. Oğlum Yunus. Senin kardeşin Vahap birkaç aydır ortalarda yok. Dediklerine göre pansiyon kaldığı kadınla kaçmış. İstanbul kazan biz kepçe. Aramadığımız yer kalmadı. Yok yok. Sadece kendi başını yaksa neyse. O mahallede yaşlı bir adam var. Genç bir kızıyla gözleri görmeyen bir de oğlu var. O adamın kızını da ifade edip hamile bırakmış. Bütün mahalleye rezil olmuşlar. Babası kızının hamile olduğunu öğrenince... Defol! Defol önden kalkar! Zavallı iki öksüz şimdi de perişan ortalarda kaldılar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Artık ne yapman gerektiğini sen bilirsin. Baba, ne olacak şimdi? Eşek oğlum, eşek. Efendim? Sana demedim ulan. O amcan olacak eşek oğlu eşek hayvanına dedim. Gidiyoruz. Aa, nereye? İstanbul'a. Buradaki işler ne olacak? Her şeyi satıp gideceğiz. Bak oğlum, amcan İstanbul'un tuzağına düşmüş. Onu da iki yetimi de bulup kurtarmalıyız. Hadi. Nereye? Kime gideceksin ya? Bak, benim kimsem yok. Gel bende kal. Birbirimize arka oluruz. Dedikodular da unutulur gider bir gün. Sağ ol teyze. Cafer amca Vahap'ın köylüsü oluyormuş. Yanında bir ev tuttu bize. Belki bir gün Vahap döner de karnımdaki çocuğa sahip çıkar. Peki yavrum, sen bilirsin. Her şey Allah'tan. İnşallah Allah senin de yüzünü güldürecektir bir gün. Hadi gidelim kızım. Teşekkürler. Allah razı olsun. Güle güle ya. Şansım yok. Derdim tutalım yok. Ne anam var ne babam. Bir sevdiğim dostum yok. Ne anam var ne babam. Bir sevdiğim dostum yok. Gelen bir taş vurur.
garibim, perişanım. Kimse tutmaz elimden doğuma pişmanım. Kimse tutmaz. Şu anda hastanede yatıyor. Sizin adınızı ve adresinizi vermiş. Tamam, şimdi hemen geliyorum ben. Oğlum, çok ağır bir durum var. Mine kızım. Mine. Mine. Mine evladım. Mine. Ne var, ne oldu Cafer amca? Vahap'ı vurmuşlar. Vurmuşlar mı? Evet, ağır yaralıymış. Tamam hemşire hanım. Her ikisi için de geçmiş olsun. Vahap kendine geldi. İsterseniz görüşebilirsiniz. Kız nasıl doktor bey? O da iyi. Çocuğunu kaybetti ama kendisinin durumu iyi. Birkaç güne kadar taburcu olur. Sağ olun doktor. Geçmiş olsun. Sağ olun. Dikkatli, önüne bak, tamam, bir de seni kaybetmeyelim buralarda, tamam mı? Aa, merak etme baba, sıkı sıkı tuttum seni. Benim uçkuruma sıkı sıkı yapış, vallahi azim nereden gelip nereye gittiğini anlamazsın, bir çırpıda kaybolursun. Ona göre dikkatli ol, gözüne bak. Ya baba, burası ne biçim memleket? Oğlum sen, burası işte böyle gördüğün gibi garip bir memlekettir. Karışık bir memlekettir. Burada her türlü adam yaşar. Üç gerçek. Bak bir gördüğün şeyler var ya, bak bunları görüyor musun? Bunlar meşhur Topkapı'nın surları yavrum. Böyle tabii Fatih İstanbul'u aldığı zaman Ulu Batlas'tan buraya çıkıp bayrağı dikmiştik ya. Burada insan kaybolur be baba. Kaybı sana dikkatli ol dedik, eşek öldü. Ya. Ulan Yunus. Öpeyim Cafer amca. Öpsene ulan yabani Cafer amcanın elini. Mektubu alır almaz hemen yola çıktık. İyi ettin. Bu delikanlı da kim? Benim oğlan. Kocaman olmuş gerete. Peki neden içeri girmediniz de kapıdasınız? Sabah sabah rahatsız etmeyelim dedim ama gördüm ki sen çok erken kalkmışsın. Daha yatmadım ki kalkayım. Hayrola?
Hele girelim de içeride konuşuruz. Buyurun, geçin içeri. Bu Pervin değil mi? He ya, büyüdü gelinlik oldu işte. Ne haber? Hoş geldiniz, buyurun. Anan nerede kızım? Mutfakta. Öyle mi? Söyle gelsin. Hadi sen Veli'yi al da içeri geç. Gel bakalım. Emine gel buraya. Otur, geç şöyle sen de geç. Buyur bey. Sen de otur şöyle. Bak oğlum, iş ciddi. Kardeşini vurdular. Vurdular mı? Yok yok. Korkacak bir şey yok. Ölmedi. Yaşıyor. Bütün gece hastanede başında bekledim. Kim vurdu Cafer amca? Neden vurdular? Acele etme, anlatacağım. Beni en çok üzen o kızın, Mine'nin durumu. Mektupta yazdığın kız mı? Hı-hı. Evet. Ona ne olmuş ki? Dur hele. Hepsini anlatacağım. Hele bir çorbamızı içelim. Kardeşinin vurulmasına çok üzüldüm. Allah'a şükredelim ki kurtulmuş. Sağ ol. Hastaneye gitmek istiyorum. Çorbamızı içelim, gideriz. Ben de gelebilir miyim baba? Tabii kızım, iyi olur. İlgilenirsin Mine'yle. Sevinir garipçik. Hadi şimdi sen git de çocukları al. Gelin bakayım şöyle. Gelin yavrum. Gel. Gel çocuk. Otur şöyle. Otur yavrum. Otur evladım. Tamam. Siz de geçin şöyle. Geçin bakayım sofraya. Geç. Hatun, çocukların çorbasını koy. Evvela onlara. Hadi yavrum. Soğutmadan yesinler bakalım. Bu olan senin mi baba? Yazmıştım ya sana. O yavrucak işte, zavallı çocuk. Gözleri görmüyor. Dur oğlum. Evet, anladım. Güzel güzel yiyin bakalım. Hadi. Yine koyarım. Al oğlum ekmeği. Ablası nerede? Hele çorbamızı içelim. Sonra anlatırım her şeyi. Anlatacağım. Sofrada konuşulacak şey değil bunlar. Anlatacağım. Öbüründen diyeceğim. Anlatacağım. Sen Mine'nin yanına git evladım. Şuradan 3. kat 10 numara. Sonra burada buluşuruz. Peki baba. Hadi gel evladım. Geçmiş olsun. Çok üzgünüm abi. Boş ver. İyisin ya, sen ona bak aslanım. İyiyim abi. Ama sizlere karşı çok mahcubum. Yo, dedim ya, boş ver. Ben artık temelli buradayım. Hep birlikte olacağız. Buna sevindim. Biliyor. Her şeyi anlattım ona. İnsanız. Hepimiz hata yapabiliriz. Öyle değil mi Yunus? Elbette yaparız. Mine nasıl? İyi. Pervin yanında. Ne cahilmişiz ya Rabbim. Ağlama be oğlum. Beni de ağlatacaksın şimdi. Zaten zor tutuyorum kendimi. Ağlama işte ya. Ağlama. Ağlama be. Kardeşin nasıl? İyi. Seni merak ediyor o kadar. Çıkmalıyım buradan. Kardeşimin yanında olmalıyım. O yavrucak bensiz ne yapar? Biz
bakıyoruz ona. Bizde kalıyor. Kim bilir nasıl içim içine eriyordur. Doktora söyleyip çıkmalıyım. Sen bakarsın evde bana. Bakarım tabii. Hiç değilse onun yanında olurum. Olursun tabii. Şimdi gidip konuşurum doktorla. Sonra da Keloğlan'a dönüp... Aa oğlum, kaftanın yolları sana göre değil. Gel sen bu sevdadan vazgeç de otur oturduğun yerde. Tut bir baltanın sapından, karınca kararınca çalış. Keloğlan da ısrar edince Sarp kayalıklarında zehirli yılanlar gizlidir. Haşin bakışlı kartallar yuvalanmış beklerler. Sen bu ulu dağın başında yapayalnız ne elersin ey Keloğlan? Hadi hiç iyileşmezsin sonra. Beni buralarda yollarını bekler etme. Keloğlan gideceğim ana demiş, gideceğim. Ben bakarım. Bunlar ne baba? Memleketimi satın aldım. Konuşma şey olacak. Burada çene çalacağına gelip bana yardım etseydin. Tut şunları. Bizim burada yaptığımız iş değil mi? Burada hasta var. Acil bir şey olsa kim koşacak? Ha söyle. Konuşma lan eşek olacak. Alır mısın yavrum şunları? Verin ben alayım. Zahmet olacak. Bayağı da ağırmış. Yorulmuşsunuzdur. Oturup dinlenin şöyle. Ben yerleştiririm bunları. Sağ olasın, siz de olmasanız vay halimize. Ne oluyor be? Konuşma lan. Hadi işine bakayım. Nasılsın Mahzuni? İyiyim Yunus amca. Veli ile iyi anlaşıyor musunuz? Veli çok iyi bir arkadaş. Beni hiç yalnız bırakmıyor. İyidir iyi. Hayvanın bir bana faydası yoktur. Aman be baba. Sana da nasıl yaranacağımı... Konuşma çarparım ha. Hayvan sus. İyi iyi sustuk. Sen nasılsın bakalım? İyiyim. Bütün bu iyiliklerinizi nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Çok üzülüyorum. Ne ödemesi? Biz artık bir aile sayılırız. Bir daha bunların sözü olmasın ha. Hele Vahap iyileşip çıksın, her şey yoluna girecek inşallah. Öyle ama gene de size yük olmak istemem. İyileşir iyileşmez işimin başına dönmek istiyorum. Tabii yerime başka birini almamışlar. Olur olur. Sen hele bir iyileş. Çorbanı iç hadi hadi hadi. Bu arada Keloğlan gitmiş, uz gitmiş, deri sese düz gitmiş. Sonra da yorulunca uzanmış. Hadi Veli, Pervin ablanlara geçiyoruz. Sen git, ben burada Mahzuni'yle yatacağım. Yatsın tabii. Siz geçin. Hı. Babam da neredeyse gelir. Belki de gelmiştir. Ben de birazdan gelir yemeğinizi hazırlarım. Sağ olasınız. Çok iyisiniz. Yaramazlık etme ulan. Hadi eyvallah. Güle güle. Ervin kızım. Buyur baba. Yunus oğluma bir yatak seri ver. Birkaç gün bizde kalsın. Zahmet etmeyin. Bir ev bulana kadar otelde kalırız biz. Ne gereği var? Burası da senin evin. Bir ev bulup yerleşene kadar oğlunla beraber bizde kalırsın. Hadi kızım sen hazırla odayı. Hazır baba. Hazır mı? Evet, daha önce hazırlamıştım. İyi, mesele yok. Hadi git anana yardım et. Kadın neredeyse bulaşık içinde boğulacak Gürgün. Şimdi ne yapacaksın sen İstanbul'da? Hazır para emekli olmaz tabii. Bir iş bakacağım. Sen başlık parası uğruna çok çalıştın İstanbul'da. Nerede ne iş yapılır bilirsin. Burası koca İstanbul. İnsan limon satsa geçinir be. Ben de öyle düşünüyorum. İyi. Veli'yi de yanına alırsın. Yo. Okuyacak Cafer Baba. Bu dünyada artık okuyan da zor kazanıyor. Okumayan sürünür. O da okuyacak Cafer Baba. Sağ ol Emine Ana, zahmet ettin. Ne zahmeti evladım, ailemizden sayılırsın. Sağ ol.
Lan çalıştır Tori'yi be. Bu hazine, hazine. Ne bakımdan yani? Kaçırıp dilenciler çetesine satar, arpayı da kaparız. Alırlar mı? Kaparlar be. Sen beni burada bekle. Ben patronla konuşayım, hemen gelirim, tamam mı? Peki ablacığım. Aman bir yere ayrılma. Tamam, hadi hemen ayaklayalım. Manyaklaşma be, dur biraz oğlum, burada olur mu? Ya nerede olacak? İzleriz. Evini öğreniriz. Münasip ve tenha bir zamanda bu işi hallederiz. Ha. Buyurun. Ziyaretçiniz var. Bütün bu olanlardan yalnız sen sorumlu değilsin. Ben de suçluyum. Bizi dile düşürenler. Başın sağ olsun. Çok üzüldüm. Demek biliyorsun. Cafer amca bütün olanları anlattı bana. Kendimi sana nasıl affettireceğimi bilemiyorum. Benim kaderimmiş. Gidenler geri gelmiyor. Oldu bir kere. Kendini suçlamakta yarar. Hastamız bugün nasıl bakalım? Nasılsınız? Kim bu güzel hanım? Nişanlım. Ya bu delikanlı? Kardeşim doktor. Gözleri görmüyor mu? Hayır efendim. Dur bakalım gözlerine. Doğuştan mı acaba? Doğuştan mı? Evet efendim. Siz konuşurken çocuğu göz doktorumuza bir göstereyim. Nasıl istersen. Gel çocuğum benimle. Allah'ın işine bak. İster misin görebilir desinler. Birçok doktora götürdük. İmkansız dediler. Neden ağlıyorsun? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Ağlamak geliyor içimden. Ne dersiniz? Umut var mı? Bilmiyorum ama denemekte yarar var. Sen ne dersin yavrum? Ölmeden dünyayı ve ablamın yüzünü bir görebilsem başka bir şey istemem. Peki, ablanla konuşuruz yavrum. Nereye başvurduysam biz işçi çıkarmaya bakıyoruz dediler baba. Boş ver be oğlum. Olmazsa pazar pazar dolaşıp bir şeyler satarsın. Böyle geçinen binlerce insan var. Hele ya, neden olmasın? Yarın bir dene. Deneyeceğim baba. Hadi gel bakalım. Öf be. Yarın bir başka gün olacak çocuklar. Yunus ticarete başlıyor. Sahi mi? Nasıl bir ticaret? Pazarlarda bir şeyler satacağım hepsi bu. Olsun, her işi ufaktan başlanır. Senin için yenilik olacak. Pervin doğru söylüyor. Hadi hatun, bugün salatayı ben yapacağım. Peki ben ne olacağım? Korkma yavrum, seni de götüreceğim. Okullar açılana kadar yanında çalışırsın. Pek yorgun bir halim var. Evet, iş bulacağım diye ayaklarıma kara sular indi. Fakat lakin gene de bulamadım ya, boş ver. Ben şimdi ayağına tuzlu su koyarım. Bütün yorgunluğunu alırım. Ay sağ olasın. Gördün mü la? El kızı bile beni senden fazla düşünüyor. Fazla düşünüyor gibi geliyor bana. Ne demek istiyorsunuz böyle? Ne demek? Vallahi bilmiyorum. Sen daha iyi bilirsin. Sen hayvan, benim işime karışma. Abla, sahi gözlerim açılır mı? Doktor denemekte yarar var dedi. Ama daha önceki doktorlar imkansız demişlerdi. Ben yarın işe başlıyorum. Pervin ablan göz kulak olacak sana. Sakın kapı önünden ayrılma. Bu mahalleye alışamadın daha. Kaybolursun diye korkuyorum. Merak etme abla.
Taze soğan, taze soğan. Marullar göbekli, marullar göbekli. Soğan salya limonu. İnce kabuk. Hadi. Daha bir soğan salya limonu. Antalya limonu. İnce kabuk, ince kabuk. Bademdir, hıyardır, körpedir. Hıyara gel, bana gel. Hıyara gel, bana gel. Haydi bademe gel, limona gel. Maydanoza gel, gel. Canım bir şey isterse seslenirsin bana. Olur mu? Olur Pervin abla. Ben çarşıya gidiyorum. Birazdan gelirim. Canın sıkılırsa içeri girersin. Kapı açık, tamam mı? Peki. Etrafta kimse yok. Tam sırası. Hadi tutun arabayı. Verirsem alırsın oğlum. Hile yok ama. Ne kazanırsak yarı yarıya. Anlaştık. Ama para benden olacak. Bana güveni yok mu? Var olması da var da. Yoksa amcam gibi kadınlarla mı yerim sanıyorsun? Susun da bok herif. Bacak kadar boyunda utanmıyor musun babanla böyle konuşmaya? Hadi düş önüme, eve gidiyoruz hadi. Aa, gelmiyorum. Niye gelmiyorsun? Gelmiyorum işte. Hadi yürü yürü yürü. Biz ne söylesek kapağı soluyor be. Bak hala konuşuyor eşek ol eşek, yürü. Oğlum al bakayım sana bir yüzlük he. İstemem. Bir yüzlük. Bir yüzlük daha. Allah hepsi senin olsun. Al, hadi. Tamam hadi ha. Ne biçim çocuksun bu yav. Ulan şuraya bak yav. Kestereden çıkmış kabuğunu bekermiş. Tamam. Hadi. Senin olursunuz. Hayvan. Alın bakalım tam 250 bin. Az bu. Biraz daha konuşursanız onu da vermem ha. Hadi ulan hadi basın bakalım hadi. Götürün gidelim. Lanet sen bunu götür avluya kapat. Yola gelsin. Hı-hı. Hadi. Kapı önünde otur.
oturuyordu. Hatta Pervin'le meyve yolladım ona. Pervin nerede? Çarşıya gitti, neredeyse gelir. Belki birlikte gitmişlerdir. Öyledir zar, gelirler şimdi. Aa işte geldi. Merhaba Mine. Nasıl gitti iş? Mahsuni, Mahsuni nerede? Şurada oturuyordu. Hay Allah, ona bir yere uzaklaşma demiştim. Al şunu anne, ben de gidiyorum. Paralar bende duracak. Ben de kazan olur be. Ya ne biçim adamsın ya kardeşim. Aa anne. Bak kim gidiyor. Baba. Ver abi. Koşun lan. Hayırlı olsun evlat. Sağ ol. Nasıl gitti? Çok iyi gitti baba. Daha da iyi olacak inşallah. Olur, sen Allah'ına güven, merak etme. Mahsuni. 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 Bakalım ne oluyor? Dur bir dakika, şey ne oldu? Mine ne oldu yavrum, ne oldu? Sana ne oldu böyle birdenbire? Ne oldu söylesene. Mine! Ne? Mine! Bayıldı, açıldı, açıldı. Dur bakalım beni. Gel. Bir dakika. Açsana. Çekilin. Çekilin lan. Çekilin. Niçin yapsınlar bunu? Kör bir çocuktan ne isterler ki? Dilenci çeteleri yakmıştır. Dilendirmek için. Dedekin gibiyse zor buluruz baba. Ulan Vahap. Hep senin yüzünden bunlar. Boşuna hazırlama. Burada dayaktan ve açlıktan ölmek istemiyorsan dediğimizi yapacaksın. Dilenmeyeceksin. Hayır, dilenmeyeceğim. Ablamı istiyorum. Ulan bana bak küçük kız, ablanın ölmesini istemiyorsan dediğimizi yaparsın. Canına kadar düşün. Seni kimse kurtaramaz. Burada farelere yem olursun. Ha, anladın mı? Sakin uyu. Bir şeyler yapmalıyız. Böyle elimiz kolumuz bağlı duramayız. Önce polise haber vermek gerek. Sonra da gazeteye kayıp ilanı veririz. Ben de sabahtan itibaren onu arar dururum. Ben de seninle gelebilir miyim? Bu kadın işi değil. Sen evde kal, Mine ile ilgilen. Değil mi baba? Kendimi sorumlu hissediyorum. Mine Mahsuni'yi bana emanet etmişti. Bakamadım ona. Hiç olmazsa aramanda yardımcı olayım. Valla kızım, bu seni rahatlatacaksa Yunus'ta gidebilirsin. Sağ ol baba. O zaman erken yatıp erken kalkalım. Hadi iyi geceler.
hasreti gözlerde dolaşır gezer. Kalpleri hayata küstürdü kader. Gönüller dolusu sevgiler nerede? Nerede, nerede, sevgiler nerede? Sanki yer yarıldı, içine girdi. Nereye gider acaba bu çocuk? Siz de eşinizi kaybettiniz değil mi? Evet, doğumda öldü. İyi bir insandı karım. Veli ana sevgisine hasret büyüdü. Vahaba da ona da bütün sevgimi verdim. Gördüğün gibi bir türlü mutluluğu bulamıyorum. Ama her türlü acıya rağmen gene de yaşıyor insan. Yeniden evlenmeyi hiç düşünmedin mi? Düşünmekle olmuyor ki. Eşek kadar bir oğlan var ortada. Sonra gelir malum. Geçim zor. Ne ev var, ne ocak. Kim varır bana? Bu kadar kötümser olma. Hayat bu. Bakarsın bir gün seni seven biri çıkar. Her şeyini kabul edersin. Gerçekten çıkar mı? Çıkar tabii. Belki de çıkmıştır da sen farkında değilsindir. Ne çok konuştuk galiba, hadi işimize bakalım. Ağlama artık. Komiserin dediğini duydum. Hemen ekiplere bildirecekler. Gazeteye de ilan verdik kızım. Pervin'le Yunus da arıyorlar. Şimdi bizi evde oturup beklemek düşüyor. Ya bekleyemem, arayacağım. Hala inat ediyorsun. Yarın da dilenmeye çıkmazsa dilini kes lanet. Öyle daha çok para getirir. Duydun mu onu? Evet demezsen dilini keseceğim, bilmiş ol. Bulamadık. Babamla Mine geldiler mi? Gelmediler daha. Ben de merak ediyorum. Neredeyse gelirler herhalde. İyi ki siz döndünüz. Veli de uyudu. Ne oldu? Neden çıktın hastaneden? İyileştim artık. Daha fazla kalmamın gereği yoktu. Yaraları kapanmadan çıkmamalıydım. Doktorla görüştüm. Evde de yatabilirsin dedi. Siz de birkaç gündür gelmeyince... Bu birkaç gündür neler yaptığımızı biliyor musun? Bağırma bana!
Ben de en az sizin kadar acı çekiyorum. Acı mı çekiyorsun? Sen orospuyla fingirleşirken zavallı kızın ne acılar çektiğini biliyor musun? Biliyor musun ki sen hastanede ihtimam görürken bizler senin sebep olduğun felaketlerin peşinden sürüklenip gidiyoruz ha? Kes artık! Kes! Sinirlerim öylesine bozuk ki. Yok. Haklıydın abi. Birinin gerçekleri anlatan şamarı suratıma atması gerekiyordu. Bu da sana yakışırdı. Kendimi nasıl affettireceğimi bilemiyorum abi. Ne olur bağışla beni. Her tarafı aradım. Yok, yok, yok. Bana değil, ona bağışlat kendini. Bütün acıları çeken o. Biliyorum. Şu an ne söylesem boş. Ama kendimi affettirmek için ne gerekirse yapacağım. Bana inan. Madem hanım, hadi şu sofrayı kur da bir şeyler yiyelim. Hadi çocuklar hep beraber. Hadi toplanın bakayım, hadi. Toplanın, toplanın. Hadi çocuklar, hadi bakayım. Haydi gel vatandaş, gel kesmece bunlar, kesmece. Buyur abla. Kaça karpuzu? 2000 tanesi. Ne 2000 lira mı? 2000 parça olun inşallah. Ne konuşturuyor bu ya? Artık karpuzu da yiyemeyeceğiz, sadece koklayacağız. Yok ye işte abla, burada karpuz. Bize ne söylüyorsun teyze, biz de öyle. Hadi oradan bacaksız. Bu yaşta sizlere soygunu öğretiyorlar. Deli mi ne? Karıya bak, saçları nasıl boyamış marsık gibi. Boş ver, parası olan alır, olmayan da baka kalır. Haydi vatandaş, hadi. Kesmece bunlar, kesmece işine bak sen. Kesmece, kesmece. Merhaba Cafer abi. Merhaba Halis. Ben de sana uğrayacaktım. Kirayı vermek için. Hiç önemi yok. Vermesen de olur. Anlayamadım. Evi satmaya karar verdim Cafer abi. Satmak mı? Hı. O da nereden çıktı? Malum hayat şartları. Maaş yetmiyor. Kira desen devede kulak. Anlıyorum. Artırırız biraz. Yok o değil. Satacağım. Bizim oğlan büyüdü. Satıp ona sermaye yapacağım. Alan da herhalde içinde oturmak ister. Yani diyeceğim imkanın varsa sen al. Yoksa bir yer bakıver. Malum içinde kiracı olan evi almak isteyen olmuyor. Artık ay başına kadar boşaltırsan sevinirim. Kusura bakma, anla beni. Vay be. Peki ne istiyor? 12 milyon. Bizde de o yok. İşi gücü bırakıp ev arayacağız. Başka çare yok. Dert tek tek gelse belki insan yener. Geldi mi üst üste geliyor. Biz de başınıza yük olduk be baba. Ne yükü oğlum? Sizin ne yükünüz olacak bana? Adam haklı. Kazandığı para yol parasına, sigara parasına yetmiyor. Satacak tabii. Bir yerlerden borç harç denkleştirip verirsek belki de sayesinde ev sahibi oluruz. Tabii bir yandan da ev aramak lazım. Neyse, sabah ola hayrola. Hadi artık yatalım. Hadi hatun, yatalım dedim. Hadi, hadi. Sallan biraz, hadi. Nereye? Şöyle kapı önünde oturup biraz düşüneceğim. Sen uyumadın mı? Benim de uykum kaçtı. Çay içeriz değil mi? Ne düşünüyorsun? Ne düşündüğüm? Sizi, bizi, Mahsuni'yi, Mine'yi, evi. Hiç yüzümüz gülmeyecek mi bizim? Hı? Dert bitmiyor.
Biri bitmeden biri başlıyor. Ne olacak bu işin sonu? Düşün düşün, boktur iş. Çıkarın. Çıkarın bakalım. Çoğul sizi. Çıkarın ulan. Patlasın sulaları. Patlat ulan. Çıkar. Ver. Ver ulan onları da ver ulan. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne? Piç. Piç. Seni it oğlu it. Sırtmayın lan. Tamam mı bunların da? Tamam burada. Nerede o körbeler? İşte burada o da. Ulan bana bak. Sersem. Yarın sen de çıkacaksın bunlarla işe. Ey yavrum domatesi güzeline bak. Hayt, bir tane de evet al parayı ve domatesleri. Gazi abi verelim al. Allah bereket versin. Güle güle. Bir kilo versin. Evet vereceğiz yavrum. Bir kilo da buraya. Evet domatesin ayarın güzelliğine bak. Elim tarttı mı mübarek. Haydi domates. Hıyar buyur abicim. Güle güle afiyetle ye. Ne o baba? Keyfi yok bugün. Ya canım sıkılıyor. Benden bugün ses çıkmıyor. Sen bakır oğlum. İyi tabii domates, domates, domates. Oluyor mu baba? Daha güçlü bağıracaksın, daha güçlü. Domates. Güzel güzel gel şöyle bakayım ben biraz dolaşmak istiyorum yavrum. Nereye? Bilmem şöyle bir dolaşmak istiyorum işte gecikirsem sen evi bulursun değil mi? Bulurum tabii o kadar aptal mıyım ben? Ben bir dolanayım şöyle Mahzuni'yi bulurum belki ya hadi bakır oğlum bakır. Domates domates! Burada başlayacaksın dilenmeye. Ben seni ileride bekleyeceğim tamam mı? Tamam. Sakın bir numara yapma. Gider ablanı öldürürüm ha. Yapmam. Hadi bakalım başla. Nasıl öğrettimse öyle yapacaksın. Tamam. Allah rızası için bir sadaka. Allah rızası için bir sadaka. Çok konuşma sonra hiç alamazsın ha. Allah rızası için köreyi sadaka. Allah rızası için şu köre yardım edin. Yok mu bana para ver, ekmek parası açım abi. Allah rızası için bir para. Allah rızası için. Pardon özür dilerim. Bir dakika. Teşekkür ederim. Allah rızası için şu köre bir sadaka. Ekmek parası abi. Açın abi. Ekmek parası abi. Şu köre bir sadaka. Bir dakika, bir dakika kardeş. Dur. Ne yapıyorsun abi? Ama ben görüyorsun ulan sen. Dur ben abi. Dur ya. Dur ya. Ulan adam birden görmeye başladı. Ulan dur. Dur. Ya ne kaçıyorsun oğlum? Seni yiyecek miyim ben? Polisimiz abi sen. Ne polisi ya? Ben de senin gibi bir garibanım. Ne istiyorsun abi benden bugün? Sana akıl danışmak istiyorum. Ben de akıl ne geçer abi? Sen akıllı olmasan kör numarasıyla bu kadar milleti uyutabilir misin? Peki ne istiyorsun benden? Gel şöyle biraz oturalım seninle. Otur bakalım. Otur. Farz et. Kör bir çocuksun. Seni kaçırsalar. Ailen fakir. Para için kaçırmazlar herhalde. Herhalde. Peki ne için kaçırırlar? Olsa olsa dilendirmek için. Peki kim kaçırır? Vallahi öyle birkaç teşkilat var ama kimi kaçırır başka bir yerde gönderir, kimi de İstanbul'un icra yerlerinde çalıştırır. Mesela kim? Mesela Yakup var, Arap Celal var. Nerede barınırlar? Meşruk yerlerde. Mesela Arap Celal'in yeri Saraybolu civarında surların oradadır. Sağ olasın. Birkaç et. Tekin adam değildir onlar. Çocuğu bulun
derken seni de yok etmesinler. Merak etme sen, temkinli olurum ben. Hadi Allah yardımcın olsun. Hadi güle güle yavrum. Allah rızası için köle bir salak, ekmek parası var. Vay be. Ne zaman? Antrenman sayılır. Yarın tam çalışacaksın ha. Ona göre. Hadi yürü. Tarif ettiği adam bu. Bekleyelim bakalım. Bulacağım Mahsuni'yi. Kim bilir başına neler geldi. Allah'ım nedir bu çektiğimiz? Bitmeyecek mi bu çocuğun çektikleri? Mine inan bana. Bana inanmamakta haklısın. Çok üzdüm. Güvenini yitirdim. Ama kendimi affettireceğim sana. Ne olur inan bana. Bulacağız Mahsuni'yi. Sonra da evleneceğiz. Tamam mı? Yürü. Yürü. Bugün bu kadar. Velet adam gibi çalışsa iyi para kıracağız.
Lan ona adam gibi çalışmasını öğreteceğim. Üstelik dersisi. Ama kızlar. Niye kaçırdınız ulan çocuğu he? He niye kaçırdınız? Lan kaç seni kurtarmaya geldim. Nasıl çıktın ben? Yetiştir adamı. Aa. 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 Hayvanlar. Aa. Aa. Hadi bakalım hastanın başını boşaltın. Yalnız refakatçisi kalabilir. Götürün odasına. Doktor amca, babam ölmeyecek değil mi? Hayır çocuğum, kısa zaman sonra kendine gelir. Önemli bir şey yok. Hadi bakalım siz gidin buradan. Boşuna beklemeyin. Doktor bey, durumunu bize anlatın ne olur. Çok hırpalamışlar ama kırık yok. İç kanama yok. Bir iğne yaptık ağrıları için, yarına kendini toparlar. Korkulacak hiçbir şey yok. Ben refakatçi kalmak istiyorum. Başında beklerim sabaha kadar. Peki kızım, kal öyleyse. Hadi bakalım. Hadi biz de gidelim. Hadi. Korkma yavrum. Ben babanın başında bekleyeceğim. Sabaha iyileşecek, göreceksin. Hadi sen de git. Hadi tamam mı? Peki Pervin abla, sana güveniyorum. Babama iyi bak ne olur. Tabii. Sen de uyu. Ben uyumayacağım. Bekleyeceğim Yunus. Yorulmasaydın. Yorulmak da ne demek? Hadi iyi uykular. Thank you.
Hastayım, iyileştir beni. Hastayım, iyileştir beni. Hastayım, iyileştir beni. Hastayım, iyileştir beni. Kapıyı aç Emine. Amca, babamı çok merak ediyorum. Gidelim babama ne olur. Gideceğiz yeğenim, gideceğiz. Gel bakayım yavrum, gel. Merak etme. Baban iyileşecek. Pervin ablana emanet ettik, unuttun mu? Çok korkuyorum Cafer dede. Babama bir şey olacak diye çok korkuyorum. Korkma. Kim o Emine? Ev sahibi Halis Bey, seninle görüşmek istiyor. Hay Allah'ım, biri bitmeden biri başlıyor. Bütün dertler bizi mi bulur bilmem ki. Ah.
Merhaba Halis. Geç otur Cafer abi. Hoş geldin, otur. Kusura bakma Cafer abi. Sizden haber alamayınca bir uğrayayım dedim. Ne oldu ev işi? Bizim evle uğraşacak halimiz mi kaldı? Baksana halimize. Ne oldu? Daha ne olsun? Bizim Yunus'u Mahsuni'yi kaçıran dilenci çetesi dövmüş. Hastanelik etmişler. Çocuk perişan, yatıyor hastanede. Sabahleyin gazetede okudum. Polisler yakalamışlar o namussuzları. Ellerindeki bütün çocukları da kurtarmışlar. Öyle yazıyor. Neyse Cafer abi de, bizim mesele ne olacak? Anladım. Müşteri hazır mı? Vallahi Cafer abi, aslında ben diyorum ki şu evi siz alsınız. Bak kaç kişisiniz şurada. Hepiniz el ele versiniz. Bulursunuz be babacığım, 10 milyon nedir be? Bak bugün perdesini değiştirsiniz, 1,5 milyon lira harcarsınız be abicim, değil mi ya? Yap şu işi, bulun şu 10 milyonu ya. Nedir bu zamanda be abicim ya, nedir? Deli misin oğlum? Kolay mı 10 milyonu bulmak bu zamanda? Bak sana evi satayım, tapuyu da vereyim. Bankaya gidersin, ipotek edersin. En az 3-4 milyon lira alırsın. Senin bir yığın afabın var be abicim. Biraz borç alırsın, oldu mu? Al sana bedavadan ev sahibi oldum be abicim. Sen benim abimsin, ben seni babam gibi severim. Seni bir ev sahibi yapmak istiyorum. Bak 2 milyon eksik alıyorum, 12 milyona vallahi billahi müşteri var be abicim. Neyse Halis efendi, bakarız bir çaresine. Hele biz aramızda bir konuşalım da sana haber veririz, tamam mı? Peki Cafer abi, hadi hoşça kal. Hoşça mı kalalım? Nasıl hoşça kalalım? Çolun sizi, çolun. Sana soğuk ayran getirdim, içim serinlesin diye. Sağ olasınız. Acele böbrek veren birini bulamazsanız oğlunuzu kaybedebilirsiniz. Oğlumun tekrar sıhhatine kavuşması için bütün servetimi vermeye hazırım. Duydun değil mi Pervin? Biz yatıp kalkıp Allah'ımıza dua edelim. Bizimkiler geliyor. Hoş gelmişsiniz. Oo, maşallah. Valet. Yavrum. Gel öpeyim. Hemen toparlamışsın kendini. Bilmedim. Ha? Hadi bakayım. İyisin, otur bakayım şöyle. Ne var ne yok? Mahsuni nerede? Mahsuni evde. O da gelecekti ama Emine teyze bırakmadı. Dinlensin biraz. Ben bakarım ona dedi. Ama ben geldim. Aferin oğlum sen. Adam olacaksın ama ben görmeyeceğim. Neyse. Bu işin de üstesinden geldik. Şimdi sıra ikisinin evlenmesine kaldı. Bu kızı da aklamak lazım. Öyle değil mi Vahab? Evet. Öyle abi, öyle de. Hayrola? Bir şey mi var? Yok bir şey oğlum. Hele sen bir toparlan da her bir şeyi yaparız. Var. Bir şey var Cafer amca. Anlat hele, anlat. Her sahibi evi ya boşalt ya da al diyor. Bu kadar dert içinde sorma. Çok moralimi bozdu. Hepsi bu. Ne kadar istiyor? 10 milyon. Nerede bizde o kadar para? 1,5 milyon kadar bende var. 500-600 bin lira kaza bela parası da bende var. Sende de var mı? Yoksa yedin mi hepsini? Yok, 700 bini bankada duruyor. Uferin ulan sana. Etti 2,800,000. Şudur budur 3 milyon. 7 milyon daha lazım. Acele böbrek vereceklerini bulamazsanız oğlunuzu kaybedebilirsiniz. Oğlumun tekrar sıhhatine kavuşması için bütün servetimi vermeye hazırım. Hadi bakalım siz şimdi eve gidin, Pervin'i de götürün. Garibim hiç uyumadı biliyor musunuz? Biraz dinlenmesi lazım. Ama... Hiç itiraz mitiraz kabul etmiyorum doğru eve. Ben de gidip bir doktora görüneyim. Güle güle Vahap. Kendine iyi bak. Sakın üzüleyim deme.
Kafanı da takma. Oldu baba. Biz gene geliriz oldu, senin ziyaretine. Sağ ol. Ben elini öpeyim mi? Ben hüdar olayım. Ben. Güle güle. Böbreğinizin uyabileceğini söyledi. Şimdilik size 5 milyon veriyorum. Nakilden sonra da ne isterseniz veririm. Yeter ki oğlum kurtulsun. 5 milyon daha verebilir misiniz? 20 milyon da veririm. Yo yo, 10 milyon yeter. İhtiyacım olmasa inan bedava veririm. Ama bu para lazım. Canından can veriyorsun evlat. Paranın ne önemi var? Sağ ol. Doktorlar birkaç gün dinlenip kendini toparlasın dediler. Nakli bir hafta sonra yapacaklar. Ben hazırım. Hey hey! Ben geldim, kimse yok mu? Hoş geldin. Evet ben geldim. Nerede bizimkiler? Hadi bakalım yukarıdalar mı? Evet ben geldim arkadaşlar. Kimse yok mu? Kimseler kimseler yok mudur? Kimseler kimseler yok mudur? Kimse yok mudur? Ey İskenderun, yolları taştın mı? Sen çıkardın beni ulaştın. İskenderun'un yolları taştın. Ay sen çıkardın yavrum beni. Hayırdır evlat? Ne zaman iyileştin? Ne zaman nara atar hale geldin? Moral baba. İnsanın morali yerinde olursa her şey vuz gelir ve de tırız gider babacığım. Bu senin yavrum. Al bakayım. bu da senindir Mahzuni. Ay, ya, al bakayım. En sevdiğim. Evet. Bu da senin yavrum. Evet. Bana da elbise almış. Banka mı soydun baba? Konuşma eşek oğlu eşek babası dahil. bu senin damatlığın. Mine bu da senin gidenliğin, pardon gelinliğin yani. bu demektir ki yakında düğün var ha. daha bitmedi. Bak burada ne var bakalım. Şu gelinliği de bir görelim bakalım. Hadi bakayım. Şimdi bu da senin mineciğim, pardon nineciğim. hadi bakalım, hadi kızım, hadi buradaki inecek kesin herhalde. İçeride giyin kızım. Hatun, götür şunu hadi içeride. Hadi bakalım. Hadi hepiniz içeri. İçeri. Evet, gel bakalım baba. Bunlar da senin. Evin kaportasını, pardon kaporasını verirsin. Kapora mı dedin? Evet, haftaya da üstünü verir, tapuyu alırız. Oğlum Yunus yoksa? Helal paradır, endişen olmasın. Kara anacığımın ak sütü gibi helaldir baba. Kimse söyle bakalım. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızım Pervin'i bana veriyor musunuz mu? Vallahi bilmem ki. Kız bilir. O dinler razı. Öyle mi kız? Demek ki çifte düğün yapacağız. Hadi öpün bakayım babamsın rengi. Hadi öpün bakayım. Yani ben şimdi Pervin ablaya anne mi diyeceğim? Ya ne diyeceksin oğlum? Orada alışırız herhalde. Çarpar meşe yolu. bakın...
Bu da nişan yüzüklerimiz. Bu halkaları da aldım babacığım. 38 ayırdır. Tedbirli gelmişsin. Onca parayı nereden buldun? Toto'dan çıktı. Ama kimseye söylemiyorum. Duyarlarsa bütün köy buraya gelir. Borç para ister. Doğru söylüyorsun değil mi? Kur'an'ıma doğru söylüyorum. Sana inandım. Ne kadar çıktı? 10.289.500.000 mı çıktı? Nasıl şey öyle buçuklu? Toto'lar hep buçukludur. Aslında 13 milyon vergi kesiyorlar. Peki düğün ne zaman? İşte Toto parasını almak için Ankara'ya gidiyorum. Ne kadar kalacak? Bir hafta sürer. Hemen dönüşte evi alır, düğünü yaparız. Bir dükkan açarız. Ve abla veli de okula devam eder. Baban da emekli olur artık. Çok iyisin Yunus. Seni çok seviyorum. Sanki ben seni sevmiyor muyum mu? Kendine iyi bak. Kesin istirahat. Koşmak, ağır kaldırmak, çalışmak yok. Tamam mı? Hı. Hadi geçmiş olsun. Allah senden razı olsun. Oğlum sayende hayata kavuştu. Bu çekin. Bu da kartım. Ne sıkıntın olursa, ne zaman gelirsen kapım sana açık. Hadi geçmiş olsun. Size de geçmiş olsun. Güle güle. Şimdi bir an evvel buradan çıkıp Cafer amcayla tapuyu alıp düğün hazırlığına başlamalı. Bana bak, tapuna da kadastrona da sahip çıktı. Sana nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyorum. Ya, sağ ol. Güle güle oturun babacığım. Hayırlı olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. İyi günler size. Bunu da kısmet. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Bunu kutlamak için hepinizi sahileye yemeğe götürüyorum. Yemekten sonra bol bol alışveriş yaparız. Ama şimdi yemeği bırak. Hala paraların nereden geldiğini söyle. Babacığım sana helal para diyorum. Anlamıyor mu ya? Helal para ya. Baba, ben burada okula kaydolacak mıyım? Tabii olacaksın. Amcan da okuluna devam edecek. Artık her işimiz yoluna girdi demek ki. Şimdi sıra sizin istikballerinizde. Veli! Değilim ben. Öleceğim galiba. Öyle söylemeyin. Nedenini söyleyemem. Ama öleceğim kesin. Böyle bir darbeye vücudum dayanamaz benim. Ağlama yavrum. Hepiniz Cafer amcaya emanetsiniz. Hakkınızı helal edin. Ne yapsın?
Bunca derdi yüklen yeğenim. Böyle boktan bir arabanın altında canlar. Olur mu? Olur mu? Başını sağ olsun. Ben sizde seyircilerim. Ben de bu dünyaya geldim geleli. Ben de bu dünyaya geldim geleli. Gülmedim ağladım dertler bitirdi beni. Eller güler oynarken ben acı çektim. Şansım buymuş bahtım kara meyleyim. Anam 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 oy garibam. Tükendim öldüm ben nasıl dayanam. Anam 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 oy garibam. Güzel bir gün görmedim dünyadan göçerim. Güzel bir gün görmedim dünyadan göçerim. Başucumda ağlar dost sevdiklerim. Ne ana var ne de baba. Garipler yalnız ölürmüş neyler.